Beni tabii çok şaşırtan olaylardan bir tanesi de Amerika'dan geldi. Amerika'da iki farklı helikopter ihalesi var ve bu helikopterin kazananları geleceğin helikopter askeri pazarını domine edecek. Şimdi bir tarafta UH-60 serisi Black Hawk'ların yerini alacak yeni bir helikopter var. Bunu Bell şirketi V-280 modeliyle kazandı. Ve Sikorsky gibi çok büyük bir şirketi de orada ekarte etti. Sikorsky de Lockheed Martin tarafından satın alınmış. İkinci partide de FARO olarak adlandırılan geleceğin saldırı ve keşif helikopteri konsepti var. Normalde Amerikan ordusu işte Apache helikopterleriyle birlikte OH-58 Kiowa olarak adlandırılan daha hafif helikopterleri kullanıyor. Bu helikopterleri hatırlayacaksınız. Ana rotorların üzerine büyük bir kamera sistemi yer alır. Hedefi bulur, takip eder, keşfeder, gerekirse işaretler ve arkasından Apache'ler atışını yapar. Bu helikopterler en son Afganistan'da kullanıldıktan sonra Amerikalıların envanterinden çıktı ve oldukça fazla miktarda helikopter Yunanistan'a verildi. Tabii Yunanlılar bunları işte adalara konuşlandırmak, Türkiye'nin sahillerini gözlemlemek, bir operasyon olduğu zaman buraya müdahale etmek amaçlı kullanıyorlar. Ama yeni yeni konseptler içerisinde bu konsept Amerika'nın yaptığı araştırmada yavaş yavaş insansız sistemlere doğru kaydığı görülmüş. Hatta bu ihale için iki büyük dev rekabet içerisinde bunlardan bir tanesi Bell Textron'un grubu içerisinde yer alan Bell. Bell'in geliştirdiği 360 Invictus ve tabii ki karşısında da Sikorsky'nin Raider X modeli var. Raider X tepede bir normal rotor sistemi, arkadan itiş gücüyle helikopter daha da hızlandırılıyor. Ama diğer tarafta Bell'in ürünü biraz daha AH-1 Cobra'ları andıran daha klasik bir sistem. Sonuçta Amerikan ordusu bunlarla ilgili hesabını, kitabını yaptı ve bu projenin çok ciddi bir maliyete sahip olduğunu ve çok da ekonomik olmayacağını ifade ederek bu projeyi durdurdu. Eğer durdurulmasa 2024 yılındayız. Bu yıl iki konsept de ilk uçuşunu gerçekleştirecekti ama görüldüğü üzere bu hayata geçemeyecek ve milyar dolarlık bir projede durmuş durumda. Ve tabii bu gelişmeler üzerinde hem Bell'in hem Sikorsky'nin hisselere de düştüğünü belirtmemizde fayda var. Tabii sadece olay helikopter değil, helikopterin motoru. Bu helikopterlerde kullanılan General Electric'in geliştirdiği yeni nesil bir motor var. ITEP olarak adlandırılıyor bu motor. Bu motorun da geliştirme çalışmaları durduruldu tabii bu projeyle birlikte. Gerçekten enteresan bir girişim. Sadece makası bu proje yemedi. Sikorsky'nin imal ettiği UH-60 Black Hawk ailesinin yeni modeli V olarak adlandırılan UH-60 V modelinin de üretimi durduruldu. Çünkü Amerikan ordusu dedi ki bunun maliyeti çok çok yüksek. Onun yerine daha eski versiyon M'ye devam edelim. Manisa'nın M harfi ve aynı zamanda daha çok Chinook helikopterlerinin CH-47F'nin blok 2'si üretilsin ve buradan ihtiyaç karşılansın dendi. Bunlar gerçekten kara havacılık ve helikopter konseptlerini çok ciddi etkileyecek kararlar. Bu boşluğu kim kapatır, nasıl kapatır? Demek ki biraz işler insansız sistemlere doğru kayıyor ve tabii ki her konuda olduğu gibi tamamen duygusal paralar çok çok önemli. İşte askeriyede ne kadar atış gücü, kullanımı, etkinliğinin yanı sıra maliyette çok çok önemli bir konu.